Merhabalar. Yağmurlu bir Ankara akşamından selamlar. Bu akşam yeni bir konuğumla birlikte yol hikayelerinde yine hoş bir sohbet olacağını düşünüyorum. Sizlerin faydasına olsun diyorum. Hepimizin, bizden başlayarak hepimizin faydasına olsun diyorum. Ve niyet ediyorum ki kafanızdaki sorulara cevap olsun bu sohbet ve sonrasında siz de ben de yapabilirim, olabiliyormuş, aslında her şey yaşanabiliyormuş fakat sonrasında işte bu denilebiliyormuş diyebileceğiniz bir sohbet olsun niyetiyle başlatıyorum ve Emel Hocam'ı yayına davet ediyorum. Bu arada sizlere de iletiler gidiyordur tahminimce. Şimdi Emel Karaca konuğum bu akşam. Ve benim için çok değerli, çok kıymetli bir profesyonel koç. Pekala. Haydi. Haydi. Evet. Özgen ve Yavuz'um hoş geldiniz. Hadi bakalım. Emel Hocam, beni görüyor musun? Evet. Görüyorum sevgili Sıkı Hocam. Ben seni göremiyorum. Ben seni görüyorum. Çok güzelsin. Güzel bakan güzel görürmüş Emel Hocam. O senin güzel bakışlarından kaynaklı diyorum. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür Emel Hocam. Şimdi seninle birlikte olabilmek daha da güzellik katacak yayına ve bana. Şimdi biraz senden bahsedeyim. Ben sonra sözü sana vereyim Emel Hocam. Tamam. Seni göremiyorum ama hissediyorum. Sesini de rahatça duyuyorum. Emel Karaca profesyonel koç arkadaşlar. Ve benim hayatımda, yolumda hakikaten önemli bir değere sahip, önemli bir yere sahip. Hem dost olarak hem mesleki anlamda destek olan, yol açmaya çalışan, fikirler veren kıymetli bir arkadaşım. Ve bu akşam da inşallah birlikte bu sohbetin sonunda, yayının başında da söylediğim gibi ya evet ya işte bu diyeceğiniz, sorularınıza cevaplar bulacağınız, ayrıca ben de yapabilirim diyeceğiniz hayallerinize dokunmuş oluruz. Bu programın zaten yol hikayelerinin ana teması bu. Birçok konuğum da sizlere bunu anlatmaya çalışıyor. Bu hissi size aktarmaya çalışıyor. İnşallah yerine ulaşıyordur. İnşallah gönüllerinize dokunuyoruzdur. Niyetimiz başlarken oydu ve o şekilde devam ediyor. Ben böyle hissediyorum. Emel Hocam, şimdi sana vermek istiyorum sözü. Bize önce kendini tanıtır mısın? Emel Karaca kimdir? Bu arada Nursal yayına katıldı. Nursal canım, seni uzun zamandır göremiyordum. Çok mutlu oldum katıldığına. İnşallah iyisindir bir tanem. Evet Emel Hocam, söz sende. Emel Karaca kimdir? Sonra yolculuk nasıl başladı? Profesyonel koçluğa gelene kadar neler vardı hayatında? Bize biraz Emel Karaca'dan bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki. Teşekkür ederim canım hocam. Benim için gerçekten yerin çok güzel, çok kıymetli ve çok değerli. Burada da olmak çok güzel ve katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Saynur, Saynur dedim galiba, göremedim. Memnun hocam. Herkes, Nursal, hepiniz hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. İnşallah güzel bir sohbet olacak. Hem arkadaşlar, dinleyiciler hem de sizle. Ben hemen şöyle kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Emel Karaca. Kütahya'da yaşıyorum. Aslen mesleğim sağlık personeli, hemşireyim. Hemşirelikte gerçekten biz insanların en zor anlarında veya en çaresiz anlarında tanıklık ediyoruz. Ve onların o anında yanında bulunmak, belki bir duasını, hayrını almak gerçekten benim için çok kıymetli ve de oradaki bakışlar, oradaki çaresizlikleri çare buluyor olmak çok kıymetliydi.
İnsanlarla böyle haşır neşir çalışırken aslında koçluk hastanede başladı bende. Bir proje kapsamında hastanede eğitimler alıyorduk biz ve de aynı zamanda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Hastanemde kişisel gelişimle ilgili çok güzel ve çok değerli hocalardan sayısız eğitimler aldık. Bu kapsamda 2009 ilk kez koçlukla tanıştım. NLP ile tanıştım. Ve orada ilk kez koçluk eğitimlerini aldım ve proje kapsamında 3000 kişiye bu eğitimleri tekrar verdik. Bizdeki olanları onlara da aktardık. Ve daha sonra tabii ki her zaman bizim de eksi ya da iyileştirmesi gereken yanlarımız diyeyim. Öyle yanlarımız var, benim de var tabii ki bu tür alanlarım. Ve kendimi bireysel çalışmalar yapabilecek kadar yeterli hissetmedim o kadar eğitimlere rağmen. 2020'de pandemi vardı biliyorsunuz. Bizim için çok zorlu senelerdi. Evet. Rabbim Ama çok tekrar artısı da oldu göstermesin. Emel Hocam o dönemin, değil mi? Aynen. Yani biz Sanırım hani sen de artıya çevirenlerdensin. dezavantajlar olabilir hayatımızda ama bu dezavantajları avantajlara çevirebiliyorsak ne mutlu. İşte buradaki pandeminin bize kattığı bir katkı da uzaktan eğitimler oldu ve böylelikle Rana Kaplan Akademi'den tekrar bir koçluk eğitimlerimi ve NLP eğitimlerimi almış oldum. Ve aynı zamanda Nefes 21 Akademi ile tanışmış oldum. Ve Nefes 21 Akademi'nin ilk öğrencileri olduk seninle birlikte ve seninle de yolumuz orada kesişti. Buradan da Bülent Hocama, Engin abiye, Selam Hocama hepsine sevgilerimi Evet, sunuyorum. selamlar Böyle olsun onlara, sevgiler, kalpler. aynen. Böyle güzel bir yolculuk başladı. Ben hani insanlarla iletişimi çok seven birisiyim gerçekten. O yüzden koçluk mesleğini çok sevdim. Ve biliyorsun eğitim almakla bir iş yapılmıyor. Aynen. Yoluna can vermek gerekiyor. Gerçekten istemek ve sevmek, gönülden o yolda bulunmak gerekiyor. Ben de bu yolda gönülden bulunanlardan olmak istedim belki de. Birçok gruplarda veya akademilerde eğitimleri takip ederek bu yolda ilerlemeye çalıştım. Bu kapsamda da en son geçen yıl MYK belgesini aldım. Sevgili Şükriye koçumla birlikte onun da rehberliğinde. Bu da bana güzel bir alan açmış oldu. Ve böylelikle bir de en önemlisi çok güzel canlarım oldu. Yani dostlarım oldu, arkadaşlarım oldu. Hani belki buradakilere düşünüyorlarsa aynı dili konuşan, aynı düşünceleri taşıyan, kendini istediği zaman rahatlıkla arayabileceği arkadaşlarımız oldu. Ve canımız sıkıldığında artık hele hele şu teknoloji bize çok kolaylık sağladı. Bir hadi gelen yok mu denildiğinde bir sürü arkadaş toplanıp çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Ve bu sohbetler katkı dolu sohbetler oluyor aslında. Orada bir kişinin sorununu çözerken kaç kişiye aynalık yapıyoruz. Böyle koçluk yolculuğum başladı ve devam ediyor. Şu anda atölyeler, eğitimler devam ediyor hocam. Üç çocuk var bende. Üç tane çocuğum Allah var. bağışlasın. İnşallah. Yaşları birbirinden çok ayrı olduğu için her dönem çocuklarla ilgili soruları sorabilirler. Üniversiteden, ortaokuldan, ana sınıfından böyle renkli bir aileye sahibiz yani. Her dönemde birbirlerinden farklı ve birbirlerinden karakter olarak da çok farklı çocuklarla birlikte ve bu renkli eğitimlerle birlikte devam edip gidiyoruz hocam. Böyle hani isteyen dileyen varsa ben koçluk mesleğini önerenlerdenim. Emel Hocam, çok güzel anlattın, sağ olasın. Aslında yola girişini de harika anlattın da tam olarak spesifik şunu sormak istiyorum sana. Ya bu koçluktan devam edeyim ben dedirten neydi sana? Şöyle hocam, insanların gözündeki parıltı var ya, ışıltı. O çok kıymetli. Neden diyorum? Yani sen bir kişiye bir yola koymak, onun hedeflerine katkı sağlıyor olmak ve bunun yanında aslında kendi yolculuğuma da rehberlik etmesi için çok güzel oldu.
Ben hani kendimden şöyle bir örnek verecek Ha, olursam, çok sevinirim. önceki Emel ve şimdiki Emel, az önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Önceki Emel olsaydı buraları da öttüydü dedim. Dedim şimdiki Emel duruyor, bakıyor. Ya yoluna girer bir şekilde. Deyip akışta kalıp kabule geçiyor. Yani eskiden çok farklıydım hocam. Çok alıngan, küsen, üzülen, günlerce dert eden birisiydim. Sanki her şey bizim istediğimiz gibi olacak gibi. Ama şimdi gerçekten bu eğitimlere giriyor olmak bende çok büyük katkılar uyandırdı. Ama ben neden bunu en çok seviyorum dersen, gerçekten insanların kendini bulma yolculuğunda küçük bir adımda dahi olsa katkım olduğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum. Yani birisi ya işte sen çalıştıktan sonra şöyle oldu, şunu fark ettim, artık şöyleyim dediği anda benim için zaten her şey bitmiş oluyor. O harika bir duygu oluyor gerçekten Emel Hocam. Yani yoğun bir şekilde öğretmenlik hayatımdan biliyorum ben de. Hakikaten hani o karşıdaki insanın rahatladım, iyi hissettirdin bana demesi ya da işte bir gencin biraz daha hayata ümitli bakabilmesine vesile olmak, onu karşıya hissettirebilmek ya da ondan sana gelen bir geri bildirim insanın hakikaten bunun maddi bir şekilde karşılığı yok gerçekten. Ben bunu hep söylüyorum. Koçlukta da aynı duygu var. Karşıdaki insanın az önce senin de açıkladığın gibi ya hiç buradan bakmamıştım ya da hiç böyle düşünmemiştim deyip üzerimden o yükler kalktı ifadesi hakikaten insana mutluluk, ferahlık, huzur hepsini birden hissettiriyor gerçekten de. Ya bir paket program gibi oluyor. Onun için ben de buradan yürümeyi tercih ettim açıkçası. Seni çok iyi anlıyorum. Halbuki senin de mesleğin yine insanlara hizmet ya da insanlara yardım, insanlara hani bir bakış açısı sağlamak ama buna koçluğu ekleyince daha başka bir pencere daha açmış oluyorsun ya. O hani bir çıkmazlarmış gibi hisseden birine aslında bir yol var duygusunu ya da düşüncesini verebiliyorsun ya. Gerçekten de diyorum ki ben bunun karşılığı yok yani. Ve bunu herkes hissedebilse ne güzel olur aslında dünya da başka bir türlü olur diye düşünüyorum Emel Hocam'dan. Aynen. İnsana yol açmak, insanı farklı bir bakış açısı oluşturabilmek hakikaten hele de bir gence veya çocuğa bambaşka bir duygu oluyor. Emel Hocam, peki şimdi böyle düşündün, yola çıktın, yol hikayen başladı, eğitimler aldın. Peki bu eğitimleri de böyle bir yerde bırakmadın. Hep böyle öğrenmeye devam ediyorsun, öğretmeye devam ediyorsun, mesleğini devam ettiriyorsun diğer taraftan. Bir de MYK süreci var. Biraz ondan bahsedebilir misin? Düşünen arkadaşlarımıza veya sonrasında düşünecek olanlara. Bu nedir? Gerekli midir? Sana neler sağlar? Şimdi şöyle hocam, aslında hayat devam ediyor. Bu arada MYK deyince yüzün daha da bir ayrı gülmeye başladı. Fark ettim. Çok seviyorum hocam ya. Ne bileyim ben koçlukla aram çok başka. Hatta herkes şunu söylüyor. MYK sınavından sonra yaptığım canlı yayında o kadar çok mutlu olmuşum ve gülmüşüm ki bu herkese yansımış ve arayan herkes diyor ki ya senin o videondan sonra ben de MYK'ya başvurdum. Diğeri diyor ki senin videonu izledikten sonra ben de başvurdum. Bu da neyi düşündürüyor aslında aklıma şu anda gelen? Bir işi insan severek yapıyorsa, ondan mutluluk ve haz alıyorsa
Başka düşünmeye gerek yok diyorum bence. Çünkü şöyle bakıyorum, ömür çok kısa ve oğlum ana sınıfından alırken şunu soruyorum. Oğlum bugün okulda mutlu muydun? Eğlendin mi? Eğlenirken neler fark ettin? Neler yaptın? Yani mutlu olarak eğlenerek öğrenmek unutulmaz ve keyifli bir şey. Benim için MYK da böyle oldu. Aslında çok zorlu olarak geldi ilk önce gözüme. İşte böyle dediğime bakma çünkü ilk dersimizde şahit sendin. İlk ders. Evet. O sürecin başlangıcında ben de vardım Emel Hocam'ın yanında. Ve çok iyi hatırlıyorum. Ne yorumlar yapmıştık, ne yorumlar yapmıştık hem de. Ve sonrasındaki başardığı anı da çok iyi hatırlıyorum. Telefon görüşmemiz vardı. Hatırlar mısın Evel Hocam? Henüz sonuçlar açıklanmamıştı. Ben sana şey demiştim. Seni şimdiden tebrik ediyorum. Aynen. Sonuç zaten pozitif olacak ve sen oldu ya diyeceksin demiştim. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Hatta sınava girdikten daha 1-2 gün sonra aradın hocam sen beni. Sınav biliyorsun 10 gün sonra açıklanıyor. 10 günü beklemene gerek yok ama zaten sen bunu geçtin ben inanıyorum dedin. Ben de inşallah hocam falan demiştim. Ya ben böyle sanki kendim zaten girmişim de kendim o güzel sonuçları bekliyormuşum ve de kendim işte bu demişim gibi hissederekten söylemiştim hemen. Yani bilmiyorum hani harikaydı ha sen ha ben diye düşündüm Yani açıkçası. zaten hocam hani burada da en güzel şey birisi için kendin için ne istiyorsan başkası için de isteyebiliyorsan en güzeli o demek. Ben şöyle sorayım aslında MYK'yı geçen sene aldım ben. Bununla birlikte 2 yıl önce niyetine girmiştim. İşte şeyden sonra eğitimden sonra koşuk eğitimden sonra. Ama dedim ki bazı önceliklerim vardı. Hani insanın hedefleri var ya. Evet. Hani bir öncelik sıralamasına koymam gerekiyordu. Ve öncelik sıralamasında o anlarda MYK öncelik sıralarıma yerleşemedim maalesef. Ve de biraz daha hazır olmayı istedim belki de. Yani bir şeyleri hani biliyorsun ki belge bir şey yapmıyor. İşte kendi becerileriyle ve yetenekleriyle yapıyor. Ve dedim ki biraz daha olmalı. Belki de hani mükemmelliyetçi yanım orada da hemen çıktı. Ve ben bu Aynen. süreci biraz erteledim. Erteledikten sonra dedim ki ben şimdi artık belge için başvurabilirim. Ama şöyle bir şey var. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok diye bir söz var. Hani NLP'de. Bir kişi yapabildiyse herkes yapabilir. Dedim ki biz bu eğitimleri aldık. Bunların doğru olduğuna inanıyoruz. Daha doğrusu uygulayarak gördüğümüz için inanıyoruz. Öyleyse benim tekrar bilinmezlikle uğraşmama gerek yok. Kendime bir rehber bulmalıyım diye düşündüm. Ve bu işi yapanlar en iyi rehber. Bu yoldan gidenler nasıl gittiyse en az biz de onlar kadar yaparsak en az o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve benim sevgili dostum Şükrü'ye vardı. Hep diyordum eğer çalışırsam seninle çalışacağım. Başka kimseyle çalışmayacağım. Çünkü biliyorsun bu süreçte çok fazla mentor oluyor, rehber oluyor. Herkes bir taraftan hadi gel birlikte çalışalım diyor. Yok dedim ya ben kesin kararlıydım. Dedim ki Şükrü'ye ben seninle çalışacağım. Derse girdik. Sen de vardın hocam. Evet. Dedim ki ben sınavdan 95 üzerinden geçeceğim dedim. Yani bu 2 kere 2 4 başka yolu yok. Dediler ki ya sen deli misin ne yapıyorsun ne ediyorsun daha bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ama ilk derse girdik hocam yardım ya hiçbir şey mi anlamaz insan. Bir de çıktıları eski çıktıları almışım yenileriyle de eşleşmiyor. Kafamda hiçbir şey Ama çok canlanmıyor. karma karışıktı Emel'cim ya. Ya doğru söylüyorsun. O zaman öyleydi. Evet, tabii o zaman öyleydi. Sonra birinci ders oldu hocam. Ders bitti. Ben Şükrü'yü bir aradım. Ya dedim nedir bu dedim ya. Anlaşılmaz bir şeyin içinde. Kuyunun içine düşmüş bir insan dedim. Ya dedi sen dedi oku dedi anlarsın. Okunacak bir şey yok bunun. Hiç anlaşılır bir tarafı da yok dedi. İkinci ders oldu hocam. Benim
Tabii ben bunu anlaşılamaz diye de düşünüyorum ya, tam da anlayamadım. Hı Üçüncü ders oldu. Ben biraz böyle anlamaya başladım. Neyse, bir de yaz tatili hocam. Herkes yaz tatili yapıyor. Ben ders çalışıyorum. Deniz kenarı ve Hatırlıyorum. kumların üzerinde ben ders çalışan bir Emel var, düşünün. Dedim ki ya, eğer bu kadar da istediysek bu yapılacak. İşte balkona çıkıyorum, içerisinde millet eğleniyor. Ben balkonda çıkıp ders yapıyorum veya uygulama yapıyorum, seans yapıyorum gibi. Neyse, hayırlısıyla hocam sınav oldu, bitti. Biliyorsun önce yazılı, daha sonra da mülakata giriyoruz. Onların arasında kısa tuttum ben. Yazılı sonuçlar hocam açıklanacak ama sabırsızlanıyorum ve ilk praktikuma başlıyoruz. Ve Amerika'dan sonra da bir özgüven geldi. Ha, dedim bu da bütün girmek isteyenlere anlatabilirim. Çünkü orası zorlu bir süreç. O hazırlanma süreci zorlu bir süreç. Ve orada PCC'lerin önünde seans Evet. yapıyorsun. Tabii o da insana özgüven veriyor. Ve ilk praktikumu yapacağız. Kalabalık bir praktikum. Kadir hocam, Şükrü hocamla telefonla konuşuyoruz. Benim sonuç açıklandı o sırada. Hastanedeyim ben, nasıl çığlık atıyorum. Geçmişim, geçmişim. Hatta diyorum 198, 95, bakın hedeflere ulaştık falan. Orada da hemen girdik, bütün ekip orada zaten hazır çalışmak için. Dedim arkadaşlar, inanın sınav sonuçları açıklandı böyle ama ben uça uça seans yaptım orada. Daha sonra mülakatı da geçtik ve kendime hedef koymuştum. Sınav sonuçları açıklandığı gün canlı yayına çıkacağım diye. İlk canlı, hani uzun süre 2 sene önce ya canlı yayınlar yapıyordum ama bayağı da ara vermiştim. Ve sınavın açıklandığı gün canlı yayına o mutlulukla, o neşeyle çıktım ben. Ve benim arkamdan benim neşemi ve mutluluğumu gören kaç kişi geldi. Böylelikle bu süreç başladı hocam. Evet, o canlı yayını ben de hatırlıyorum. Hala sayfanda ve kanalında var sanırım, değil mi? Emel Sayfamda Hocam. var. Ben canlı canlı seyretmiştim. Gerçekten de şunu gördüm. Niyet edince, hedef koyunca, gayret edince oluyor yani. Oluyor arkadaşlar. Yani şu an dinleyen ve de sonra dinleyecek olanlara da bir ışık olsun bu Emel Hocam. Niyet ve hedef gerçekten çok güçlü iki enerji diyebiliriz yani. Zaten dinimizde de var yani, kader gayrete aşıktır. Sen niyetini koy, hedefini belirle, sonra yürü. Yürü. Ya Allah'a emanet, gerisi takdir Allah'ın, gayretini göster ve yürü yani. Şükrü Hocam şey yazmış, harika bir başarı örneği. Gerçekten öyle. Bir de Emel Hocam, az önce söyledin ya, birisi yapmışsa ben de yapabilirim demiştim dedin. Gerçekten de öyle. Bu yol hikayelerinin bir şeyi de o, maksadı da o zaten. Bu arkadaşlarımız yapıyorsa, dinleyen dostlarımız, sizler de yapabilirsiniz. Yani ille de koçluk yapacaksınız diye bir şey değil. Sizin hayaliniz farklı olabilir. O hayalinize yürürsünüz siz de. Dilerseniz, niyet ederseniz, hedef koyup gayret ederseniz, takdir Allah'ın, olur büyük ihtimalle. Yani neden olmasın? Birileri yapıyor. Siz de yaparsınız. Değil mi Emel Hocam? Bunu burada bir Aynen. hemen fik söylemek istedim, hatırlatmak istedim. Aynen hocam. Bana Emel Hocam, o günden sonra da yani o paylaşımın, o canlı yayınında hepimiz gerçekten seninle birlikte hissettik. Duygun o kadar güzel geçti ki hepimize. Yani hani belki bir meyakkan süreci değil ama başka hayallerimize ne diyeyim, üzerine kaymak oldu, olabilir. Yani burada ben bizi dinleyenlere söylüyorum ama kendime de söylüyorum tüm bunları. Olabiliyor, yapılabiliyor. Siz de yaparsınız derken bunları ben kendime de söylüyorum elbette. Olanlar var, olmasını niyet ettiklerimiz var, hedeflerimiz var hepimizin. Ama lütfen devam edin, olur mu? Yolda kalın, devam edin. Bunları bir hemen yeri gelmişken söylemek istedim Evel Hocam. Senin de o canlı yayınının enerjisiyle ve geri dönüp sayfasından bakabilirsiniz arkadaşlar Emel Hocam'ın. İzleyin. Enerjiniz düştüğünde de izleyin bence. Yani
Her türlü bir bakın o videoya, o yayını bir izleyin bence. Emel hocam, bu enerjiyle birlikte çok sayıda projeler ürettiğini, atölyeler yaptığını biliyorum. Biraz onlardan bahseder misin? İsimlerini biraz duyuralım. Neler de Hocam, onlar? şöyle, biz bu süreç bittikten sonra şunu dedim. Ben bunu başardıysam başaracak arkadaşlara da rehber olmak isterim. Onlara da bir ışık önlerinde aydınlık olmak isterim diye niyetine girdim. Ve böyle olunca da sevgili bana rehberlik eden Şükrü Hocam'la birlikte yola çıktık. Bizim bir de görünmez kahraman Kadir Hocamız var. Kadir Hocamız da her Kadir türlü Hocama da sevgiler olsun. Emel Hocam. aynen. Teknik destek ve donanımla ilgili her türlü desteği her zaman yanınızda gördük. Sağ olsun, buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve biz o gün yola ve yolculuğa başladık hocam. Ve şu anda 5. MYK formatında koçluğumu geliştiriyorum atölyesi devam ediyor. 7 Mart'ta da 6.sı başlayacak. İsteyen arkadaşlarımız Nefes 21 Akademi'nin Kişisel Gelişim TV sayfası var. Oradan kayıtlarını yaptırıp yeni gruba kayıt olabilirler. Çünkü 5. grup eğitimlerine başlandı. 7 Mart'ta 7. grup başlayacak. Burada illaki konu atölyeye katılmak için MYK belgesi düşünmemeliler. Çünkü koçluk eğitimi alıp yola çıkan arkadaşlarım, ben de aynı yollardan geçiyorum ve geçtiğim için biliyorum. Eğitim alıp bittikten sonra kendinde bir eksiklik hissediyor. Nasıl yapacağım diye bir sürü kafasında soru işaretleri oluyor. Ve bir bilinmez yolda ışıksız kalmış, karanlıkta gibi hissediyor kendisini. Tam da böyle hisseden arkadaşlara aydınlık olmak için koçluğumu geliştiriyorum atölyesine gelebilirler. Burada hem uygulamalar var, hem teknikle ilgili yapılacak çalışmalar var. Ofis açmakla ilgili neler gerekiyor onlar var. Bir koç nasıl olmalı, öncesi sonrası nasıl olmalı, kendi gelişimini nasıl sağlamalı, kendi gelişimiyle birlikte çevresindekilere nasıl aydınlık olmalı, hepsinden bahsediyoruz. Çok keyifli geçiyor. Benim daha burada bilgiden daha ziyade samimiyet benim için çok önemli hocam. Ben bulunduğum ortamda samimiyeti göremiyorsam, orada bir sıcaklık ve mutluluk göremiyorsam kendime ait hissedemiyorum açıkçası. Yani bilgi, hani az önce dedim ya, çocuğuma mutlu musun okulda diye soruyorum. Mutlu, sevinçliyken, keyifliyken bilgi daha güzel alınıyor. O yüzden bizim atölyelerimiz bildiğin sıcak, aile sıcaklığında ve orada güzel dostluklar kurularak yapılıyor. 10 saatlik diye çıkıyoruz atölyeye. Bununla birlikte bu atölye 20 saate uzuyor. Yeri geliyor daha uzun süre sürüyor. Zaten sevgili Şükriye'ye, alo diyenlere sonsuz destek. Ben Tam onu çalıştığım için. söyleyecektim Emel Hocam. Tam onu söyleyecektim. Her zaman ulaşılabilirliği de var Emel Hocam ve Şekli Hocam'ın da arkadaşlar. Aklınıza gelen her soruda, takılan bir durumda hemen alo dediğinizde inanın full destek yani. Halledene kadar, çözümleyene kadar, siz aa okey diyene kadar peşinizde oluyorlar. Onun için atölyeleri de, eğitimleri de çok keyifli oluyor. Yani büyük katkı ve fayda sağlıyorsunuz kendinize. Hocam biz bir de ekip olarak çalıştığımız için ben ekip çalışmasını çok seviyorum. Keyifli oluyor. Daha keyifli Hep oluyor, evet. evet ya, çok, çok yani böyle insan teklik Allah'a mahsus diye düşünüyorum. Aynen. Tabii ki de çalışmalar yapılabilir. Asla buna karşı değilim ve yapıyoruz da zaman zaman, ama ekiple daha bir keyifli oluyor. Şükrü arkadaşım Bereketli de da oluyor Emel Hocam. aynı. Bereketli de oluyor gerçekten. Şükrü Hocam derslerde çok ayrıntıcı. Ben de daha bir özetçe anlatıyorum. Bir dakika diyorum, dur. Ben bir hemen özet geçeyim. Çünkü ben biliyorsun görselim ya, hemen böyle bir çırpıda az konuyla olsun diyorum. Yani hem ayrıntı isteyenlere var, hem özet isteyenlere var. O konuda gerçekten keyifli geçiyor. Bu bizim MYK atölyemiz. Bunun dışında praktikumlar Evet. yapıyoruz. Evet, benim favorim.
Gerçekten iyi ki varsın Sıdık Hocam. Neredeyse hepsine katıldın. Yok, birkaç tanesi kaçırdım elimde olmayan nedenlerle. Hocam. Burada şöyle yapıyoruz. Ekip toplanıyor ve orada ben canlı bütünsel bir seans, MYK formatında tabii ki yine bütünsel seans yapıyorum. Ve oradaki arkadaşlardan geri bildirimler alıyoruz. En sonda bizim sıfırcı Şükriye diyebilirim ben. Onun geri bildirimleri geliyor. Harika ya. Hiçbir şeyi kaçırmaz mı? İnsan hiçbir şeyi kaçırmıyor. Ve Ben orada çok diyorum ki Emel Hocam, ben şimdi takip ediyorum seansı. Hatta tüm soruları not ediyorum. Çok da faydalanıyorum. Her örnek seansta da kendimle alakalı bir şey buluyorum ve çözüme de ulaşıyor yani. Bir pencere açılıyor bana. Ah, ne kadar güzel oldu, çok güzel oldu derken, hatta en sonuncu da sürecinin şıklarını da yanıma aldım, sıralamasını oradan takip ettim. Ha, bu oldu diyorum, tik atıyorum. Bu oldu diyorum, tik atıyorum. Seans bitti. Yine Şükrü Hoca bir dünya şeyi buluyor yani. galiba ben de biraz genelciyim. Şükrü Hocam, Emel Hocam. İşte yani o çok güzel oldu. Sonucu da vardı. Müthiş farkındalıklar oluştu. Canım Şükriyen benim var ya. İyi İyi kulaklarını de çınlattık. İşte, var. hocam Ama böyle tam bir işte bir bütünlük oluşuyor. Her temsil sistemine göre eğitim oluşmuş oluyor bu arada. aynen. Herkes faydalanıyor kendi öğrenme sürecine göre. Ve bir de şöyle bir şey var hocam. O anda herhangi bir kişiye seans yapabiliyoruz. Mesela Evet. önden bir hazırlığımız yok. Konu ne bilmiyoruz. O anda diyor ki kim koç iyi olmak istiyor? Kimin konusu var? Kimin üzerinde çalışalım? Hatta bazen diyor ya çok sıkıntı. Valla akıştan ne geliyorsa o Değil gelecek. mi? Çözebildiğimiz ya da elimizden gelen yoldaşlığı yapabildiğimiz kadar yapacağız diyorum. Ve orada hatta en son şunu söyleyenler oldu bana. Ya o kadar geri bildirimde hiç yüzün düşmedi. Yani niye düşsün ki dedim. Bu bir fırsat. Evet. Öğrenmek için bir alan. Çünkü biz yoldayız. Ben oldum veya tam dediğin anda durmadır. Ve oradaki vesvese ve enaniyet geldiğinde kişi herhangi bir işi yaparsan yap ben oldum bir sınavdır yani sınav çeker Evet. insan kendini. Hı. Ve çok güzel, iyi ki Şükriye'nin de o geri bildirimleri var, iyi ki. Çünkü her Evet. geri bildirimde de bir şeyler öğreniyoruz. Gerçekten böyle neşeli, keyifli geçiyor yani çalışmalarımız. Ekip işini bu yönden de çok seviyorum Emel Hocam. Hani bazıları söylediğin gibi hani yüzü düşebilir, kabul etmeyebilir ya da ille de benim dediğim olsun diyebilir. Ama ekipte hani bambaşka, mesela işte sizin atölyelerde senin farklı bir bakış açın var. Şükrü Hocam'ın odaklandığı ve üzerinde durduğu noktalar ayrı. Ben kendi adıma hani orada katılımcı olaraktan farklı bir yerden bakıyorum derken, hem bereketleniyor hem ha bu da var, böyle de düşünülebilir, buradan da bir yaklaşalım olaya şeklinde düşünmeye başlıyor insan ve bereketi daha da artıyor, katkısı bol oluyor. Sonraki işte mesleki deneyimlerde de ha böyle bir şey de vardı deyip oradan da devam edebiliyor insan. Onun için ben ekip işini hakikaten seviyorum. Yani güzel oluyor bambaşka insanlarla. Hep aynı olduğun kişiyle olduğunda çok sen de aynı şeyi düşünüyorsun, o da aynı şeyi düşünüyor. Çok yol alınmıyor. Evet. Farklı farklı olduğunda renk daha fazla oluyor ve güzel oluyor yani. Hele de bu bizim ortamlarda. Çünkü hani yargılanmadığını, eleştirilmediğini ve de birinin seni işte aa demeyeceğinden emin olduğun için hani güvende hissediyorsun ve daha da yol alması kolay oluyor, değil mi? Hocam bir de yeni atölyemiz başlıyor. Hı Haftaya Çarşamba günü başlayacak. Duyurularına henüz çıkmadık. Bu da bizim kendimize bir ödevimiz olsun. Koçlukta gerçekten alanlar var biliyorsun. İlk görüşme kimya görüşmesi.
kimya görüşmesiyle birlikte sözleşmeler nasıl yapılacak, ilk görüşmeler nasıl yapılacak ve bize gelen geri bildirimlerde genelde herkesin bu konuda bir eksiği olduğunu söyledi. Ve şu anda önümüzdeki çarşamba günü bir değişiklik olmazsa yine atölyemizde kimya görüşmesi ve kimya görüşmesindeki kontrat başlığındaki bir atölyemiz başlayacak. Bütün ilgilenen arkadaşlara buradan duyuru yapalım ve isteyen, dileyen, katılmak isteyen herkes gelsin, sevgiyle buluşalım ve bilgilerimizi paylaşalım diyorum. Bereketi bol olsun Emel Hocam. Arkadaşlar, katılmak isteyenler Emel Hocam ve Şükrü Hocamı takip ediyor ve zaten storylerde, sayfalarında paylaşıyor oluyorlar. Oradan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bereketli olsun Emel Hocam ve buradan da duyurmuş olduk. İyi oldu, güzel oldu. İnşallah hocam. Herkese katkısı olsun inşallah. Amin, inşallah. Diğeri de Kişisel Gelişim TV'den olan Martı başlayacak. evet, yeni sınav hazırlık süreci atölyeniz. Oradan başvurular olacak. Onu da bir tekrarlayalım. Ve Takip ediyorsunuz ve ulaşıyorsunuz onlara. praktikumları da dönüşümlü aralıklarla sürekli yapıyoruz hocam. Yine takipte kalırlarsa buna da takipte kalıp katılabilirler. Ayrıca bu çalışmalarımızı sürekli yönlendirdiğimiz WhatsApp grubumuz var. Oraya da girebilirler. Bize DM'den yazarlarsa linkini atarız. Çünkü biliyorsun ilgili olanlar girsin. Çünkü çok kalabalık olup da insanlar rahatsız etmek gibi bir niyetiniz de olmaz. Böyle çalışmalar keyifli ve güzellikle geçiyor diyorum hocam. Dileyeni alternatif bolca Aynen. atıyor, Hocam. değil mi? Çok var. Emel Hocam, peki yeni projelerden de bahsettik. Şey de merak ediyorum ben. Son günlerde sana hangi konularla geliyor danışanların? Paylaşabileceğin kadarını. Bana bugünlerde genelde hocam aile ilişkileri geliyor. Aile içi iletişim geliyor. Çocuklar ve anne babayla olan iletişim geliyor. Gerçekten bu da çok önemli. Dün akşam sevgili Gülistan Arazlı'da da canlı yayınımızda bizim çocuklar konumuzdu. Çünkü gerçekten ben şöyle görüyorum. Her bir insan diyebiliriz ama öncelikle çocuk olarak bakacağım. Çünkü pek önemsemediğimiz bir alan oluyor. Her çocuk bir kitap olarak bakıyorum. Ve o kitabın sayfalarını tek 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 okumamız gerekiyor. Tanımamız gerekiyor. Ben genelde şu örneği veriyorum. Eve küçük bir elektrikli alet alsak bile bir kullanma talimatına bakıyoruz. Nasıl kullanalım diye. Ama karşımızda duygusu olan, hisleri olan, kendine ait hedefleri olan, canlı bir insan var. Yapısı, fiziki gelişimi olan. Ama bu ne düşünür? Ne ister, neden hoşlanır, ona ne kızdırır? Hiç bununla ilgili soru sormadan kişi kendi ne istiyorsa karşıdaki de aynısını isteyeceğini düşünerek hareket ediyoruz. Ve böyle olduğunda da biz insanları tanıma fırsatı, gelişim alanını tanımamış oluyoruz. Ve gerçekten böyle olunca da iletişimde kopmalar oluyor. Ve en şey de hocam hani çocuktur anlamaz, çocuktur Ay bilmez evet. diye yaklaşıyoruz. Ama 50 yaşına gelmiş insan çocukken yaşadığı bir haksızlığın hala öfkesini taşıyor. Ve oradaki affedememenin şu andaki davranışlarına ve şu andaki ailesine yaklaşımını belirliyor. Ve çocuklarıyla ya da kendi anne rolüne, baba rolüne girdiğinde o rolü tam olarak gerçekleştiremiyor. O yüzden ben insanları anlamanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Anlamaya çalışalım. Anlayamayabiliriz. Ama biz elimizden gelen gayreti gösterelim, çabayı gösterelim ve karşı tarafa da bunu hissettirelim. Çünkü herkes tek, biricik, eşi ve benzeri yok. Rabbim bizleri o kadar kıymetli yaratmış ki ve insan olarak kimsede olmayan irade gücünü, düşünce gücünü vermiş. Ve ben şöyle
şöyle diyorum, hep kendime o yönden bakarım. Tarlada biten bir küçük otun bile bir amacı var. Hiçbir şey sebepsiz yaratılmamış. Yani biz insanlara her şey hizmet etmek için hazır. Yiyeceğimiz hazır, hava, su, giyeceğimiz ve her şey bize hizmet ediyor. Ve bizde irade gücü var, düşünce gücü var. Ama biz kendimizi işe yaramaz, değersiz. Neden geldim ki bu dünyaya düşüncelerine dalıp bakış açımızı değiştiremediğimizde amaçsız olarak buradan gidiyoruz. Ve zaman çok hızlı geçiyor, çok kıymetli. Çok önem veriyorum gerçekten. Hani Evet. insan zamanı genişletebilir mi? Genişletebilir. Zamanı daraltabilir mi? Daraltabilir. Ama zaman aynı zaman. Yani o zamanda bir iş bile yapabilir, hiç iş de yapmayabilir, birden çok işi de sığdırabilir. Bunlar hep bizim bakış açımızda. Ve şunu söylüyorum, insan ne zaman kendini değersiz, yalnız, kötü hissediyorsa kafasını kaldırsın, gökyüzüne baksın. Ay, evet. Sayısız yıldızlar var hocam. Onların da ne kadar güzel olduğunu, orada onu gören bir Rabbi olduğunu, yalnız olmadığını hissedecek. O güzelliğe daldığı anda, oradaki o ahengi gördüğü anda yalnız hissetmeyecek. Ben genelde yıldızlara bakmayı çok severim. Gökyüzündeki o ahenge bayılırım. Mutlaka sabah işe giderken o gökyüzündeki, hani şimdi alacakaranlıkta gidiyoruz. Evet. O denk düşün, ne kadar güzel oluyor hocam. O kendiliğinden oluşabilir mi? Tesadüf olabilir mi? Yani Yani. tesadüf olamadığı gibi bizler de buraya tesadüfen gelmedik. Mutlaka elinden ne geliyorsa, benim elimden, senin elinden, onun elinden hangi konuda yardımın dokunuyorsa ya da ne iş yapabiliyorsan az ya da çok yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Ve insan kendini bir işe yaradığını hissettiğinde mutlu oluyor. Değerli hissediyor. Bir şey başardığını görüyor. Ben de varım inancı yerleşiyor. İşte bu düşünceler çok kıymetli. Bir şey yanlış yapmak önemli değil. Hata yapmak önemli değil. Tekrar dene. Tekrar dene. Hocam benim küçük oğlum yürümeyi çok zor öğrendi. İnanın vücudunun her yerinde yara bere izi vardı. Canım benim. Evdeki her köşeye çarptı. Hiçbir yerinden bir şey eksik olmadı. Ama şu anda yürüyor hocam. Yani pes etti mi? Pes etmedi. Eğer o bebekken, o çocukken pes etmeme idrakini taşıyorsa ve yürüyebildiyse şu anda herkes de başarır diye düşünüyorum. Belki bir günde, belki 100 günde, belki bir yılda. Ama olur. Yeter ki vazgeçmeyin ve hedeflerinizi ısrarcı olun. Ben hedefler üzerinde çok hassasiyetim var. Amaçlar üzerinde. Her insan kendine bir hedef belirlesin. Yani genelde de her canlı yayında böyle bir şey çıkıyor. Hani ödev gibi çıkıyor. Yazın arkadaşlar. Evet. Yazmanın gücü çok. Yazma enerjisi harika. Yazın ve yazdığınız şeyi kaldırın ve bir yere koyun. Bir müddet sonra açın bakın yazdığınız hedeflerden kaç tanesi gerçekleşecek. Yani böyle hocam. Ben hala Emel Hocam, eskiden okuduğum kitapların arasında bazı bitmiş, kullanmışım bitmiş. Ama muhafaza ettiğim ajandaların arasında yazdığım hedefleri buluyorum, biliyor musunuz? İşte hayal ettiğim bir şeyi, gitmek istediğim bir yere minicik yazmışım. Ya da o kitabın bir sayfasına not etmişim. İşte yapmak istediğim, görmek istediğim, işte almak istediğim her ne aklıma geldiyse minik minik yazıp yazıp bırakmışım bir yerlere. Hala o notlara denk geliyorum ara ara. Hoşuma da gidiyor çünkü bakıyorum, aa, o olmuş, kimisi olmamış ama diyorum ki ya aslında iyi ki de olmamış o. Çünkü daha farklı bir yönde oluşmuş. Onun için hem çok güzel bir sürpriz oluyor
Hem de dediğin gibi onun enerjisi daha yüksek oluyor gerçekten de. Unutuyorsun belki yazdığını, hatırlamıyorsun bir zaman sonra ama epey bir vakit geçtikten sonra benim gibi böyle denk geldiğinizde de ya bunu aslında ben kendim istemişim, dilemişim, niyet etmişim diyorsun ve şaşırıyorsun. Güzel oluyor arkadaşlar. Hakikaten yayında başlarında da söyledik ya niyet, hedef, gayret. Gerçekten çok farklı bir enerjiye sahip. Bir de şey Emel hocam, sen hani deneyin deneyin dedin ya, ben şimdi hep şeyi anlatırdım çocuklara, onlar da çabuk pes ediyor ya okulda. İşte hani Edison'da denemeyi bıraksaydı, kaç defalarca sayısız miktarda deneme yapmış mesela. Bıraksaydı diyorum sınıftan bir ses, şimdi internet bile olmazdı şeklinde cevap veriyor. Sonra işte hani karıncanın Kabe'ye gidişi, işte yoldayım ama varamazsın diyorlar, yolda olurum ama diyor ya, ya da işte niyetim belli olur onun gibi, Çok güzel. ya da işte Peygamber Efendimiz bir gün çok üzülüyor, hani herkese ulaşamıyorum diye üzgün bir şekilde dua ediyor, sonra ona bir cevap geliyor, sen anlat yani, yolda ol. Denemeye devam et. O kadar önemli ki arkadaşlar, yolun sürprizleri belki de sizin hedeflediğinizden ve niyet ettiğinizden daha da bambaşka olabiliyor. Hayalinizden daha ötesi de olabiliyor. Yani şimdi size hayal pazarlıyoruz gibi düşünmeyin ama bir deneyin. Hani karamsar karamsar oturarak ya da Emel hocam dedi ya 50 sene küçüklüğünde yaşadığı deneyimin öfkesini ve üzüntüsünü yaşamış. Bugüne kadar o kadar çok şeyin üzüntüsünü yaşadık, öfkesini hissettik. Ya da işte belki 5 yaşındaki yaşınızda yaşadığınız bir olay hala sizin üzerinizde etkili ve o 50 yılınızı bir şekilde yönlendirdi. Peki onu deneyimlediniz. Şimdi bir de bunları denemeye niyet edin. Bakalım ne olacak? Ne kaybedersiniz? Yine aynı yerden bakmak yine aynı sonuçlara vesile olacak. Bu sefer farklı bir yerden bakmayı deneyin. Bence kendiniz için bunu yapmak değerli bir çalışma olur. Çünkü siz değerlisiniz gerçekten de. Bunu da bir anlamamız gerekiyor, değil mi Emel hocam? Aynen. Hocam 2009'da hani eğitimleri almışken 3000 kişiye eğitim verdik dedim ya. O zaman arkadaşlara hedef çalışmaları yaptırmışız. Birisi geldi sonra bir arada ben buradaki hastaneden başka yerde de görev yaptım. Oraya gidip geldim. Sonra bir arkadaş geldi. Evvel sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Hadi gel dedim. Bana o zamanki yaptığı hedef çalışmasını gösterdi hocam. Dedi ki ben dedi o zaman buna inanmamıştım dedi. Ama sen yaptırdığın için 5 tane mi 7 tane mi yanlış söyleyebilirim hocam. 5 yıllık uzun ama gerçekleşmesi zor hedefler belirlemişim küçük hedeflerin yanında. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane muhtemelen ve bunlar o zaman benim için imkansızdı dedi. Ve şimdi baktığımda dedi bunların hepsi gerçekleşmiş inanamıyorum dedi ya dedi. Sadece bir tanesi gerçekleşmemiş. O da onunla ilgili bütün çabayı göstermiş. Sağlıkla ilgili bir şey vardı. Burada da gerçekleşmiyor olmasında da dedi vardır bir hikmet. Çünkü ben elimden geleni yaptım. Sağlıkla ilgili özel bir sıkıntısı vardı. Onun dışında hepsi gerçekleşmiş. Bana tekrar yaptırır mısın dedi hocam. Ay canım benim. Sonra bir arkadaş geldi. O da çok aşırı mantıkçı ve gerçekçidir. Anlatamam size böyle. Ona delillerle ve gerçek mantık çerçevesinde konuşman gerekiyor. O da geldi dedi ki ya dedi sen ne dedi hedef çalışması yapmıştım ben dedi. Ve aynı bunlar ama pasafiso şeyler diye bakmıştım dedi. Ya şimdi görüyor musun dedi bu hedeflerin hepsi gerçekleşmiş dedi. İnanamıyorum dedi ya onları görüyor olmak, onların gerçekleştiğini görüyor olmak gerçekten benim için de çok kıymetli. Ve hemen şunu söylemek istiyorum. Ben bir şey öğrendiysek onu hayatımıza geçirmek gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer hayatına geçirmiyorsan bir süre eğitimi almanın birçok da katkısı yok diye düşünüyorum.
Çünkü bazen nefis insana daha da bir doyum aşaması göstermeden hep bir şeyler yapıyor. Ama sen onu içselleştirmezsen ve onu uygulamaya geçmezsen bir şey olmuyor. Bize yine bu eğitimlerimizde dediler ki işte olumlama yapın ve niyet koyun ve tevekkül edin. Bunun yolunda uğraşın, çaba sarf edin ve bırakın gerçekleşirse de gerçekleşmezse de ben bunu öğrendim hocam. Bir gün bulunduğum yerdeyim, Kütahya'da bir ilçedeyim. Teşekkür ederiz Kadir hocam, hoş geldin. Evet, teşekkürler Kadir hocam. Bir mahalleye gitmem lazım köye ve çok az sayıda araç gidiyor hocam. Hı. O sırada araç dolmuşun kalkmasından 5 dakika var ve ben evdeyim. Bir düşündüm, 5 dakika mümkün değil hocam benim o arabaya yetişmem. Hı. Dedim ki Allah'ım hadi niyet ediyorum bu araca yetişmeye. Hı. Çıktım yola hızlı hızlı gidiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bununla birlikte diyorum ki o aracın şoförü birazcık gecikecek. Ve o gecikirecek kırmızı ışıklara takılacak. Kırmızı ışıklara takılıyor ve birinci ışıkta takılıyor, ikinci ışıkta takılıyor, üçüncü ışıkta tam o kavşak var, büyük bir kavşak. O kavşakta ben o aracı yakalıyorum. Ama sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım beni o araca yetiştir. Biraz geç kalsın, şoforu geç kalsın. Sonra ışıklara takılsın. Ve hocam ben o aracı tam o dediği yerde yakaladım. Ya. Ve Ya. gerçekten dedim ki şükür olsun Rabbime. Hani beni burada cevapsız bırakmadım. Ben elimden geleni yaptım. Kaçırabilirdim de aracı. Ama Rabbim ulaştırdı ve bindim. Çok O şükür. yüzden elimizden geleni yapalım hocam. Gerisi Allah'a kalmış. Bizim için iyiyse zaten kapılar açılacaktır. Ama bizim için sıkıntı varsa olmayacaktır hocam. Ve daha güzel Tabii. olacaktır büyük ihtimalle. Evet hocam. Evet hocam. Seninle sohbet çok güzeldi. Daha da devam etsin isterim. Betül hocam sağ olasın. Fakat bir saate yaklaşıyoruz. Artı Bülent hocamın da yayını var. Ona da yetişelim hep beraber. Neler eklemek istersin? Hocam, Onları da alalım. yaşadığımız anın keyfini çıkararak yaşayalım. Aynen. Başımıza ne geldiyse geldi, ne olduysa oldu. Geçmişte belki güllük gülistanlık hayatımız olmayabilir ya da mükemmel bir geçmişimiz de olabilir. Her ne varsa aldık, kabul ettik. Oradan derslerimizi aldık. Ve ne olur şu an oluyor ve geçiyor. Ve gelecek kaygısını takılıp geçmişin dertleriyle üzülmeye gerek yok. Ne olur yüzünüzde gülümseme olsun. Ve rica ediyorum sabahleyin şükürle kalkın. Akşam niyetle yatın. Ve kalktığınızda elinizi yüzünüzü yıkarken aynaya, gözlerinizin içine bir bakın. İyi ki varsın ve seni seviyorum deyin. Bir başkasının sevgisine ihtiyacımız yok. Takdirine, onayına ihtiyacımız yok. Her şey tam ve bütün. Rabbim her birimizi tam ve bütün yaratmış. Her türlü zenginliğe, kişisel, içsel zenginliğe sahibiz. Bunun kıymetini bilelim. Sevdiklerimiz de yanımızdaysa, dostlarımızla da birlikteysek zaten paha biçilmez bir değer. Evet. Nefes alabiliyorsak, yürüyebiliyorsak, gülebiliyorsak, konuşabiliyorsak, yiyip içebiliyorsak bunlar görmediğimiz çok kıymetli değerler ve zenginlikler. Kendim sağlıkçı olduğum için biliyorum. Bir parmağın bile yeri doldurulamıyor. Ya. Çok küçük bir uzuvun veya duygular, en önemlisi duygular ve bizi mahveden, bizi fiziki halde çöküntüye uğratan psikolojik duygular çok önemli. O yüzden ne olur kendinizi sevin. Başkalarına siz izin verdiğiniz müddetçe onlar sizi üzebilir. Alanlarınıza dahil olabilirler. Sınırlarınızı belirleyin. Güzel, keyifli, neşeli zamanlarınız olsun diyorum.
Ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Biliyorsun Ay. seninle her konuşmamızda zaten benim için çok güzel oluyor. Ay canım benim. Yüzümüz gülüyor, kalbimiz gülüyor. Teşekkür ederim beni de burada misafir ettiğin için. İyi ki varsın. Seni seviyorum canım hocam. Canım, canım Emel hocam. Ben de seni çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. Güzel sohbetin için ben çok teşekkür ediyorum ve senin söylediklerin üzerine daha da bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel konuştun. Güzel niyetlerde bulundun. Güzel mesajlar verdin. Sağ olasın. İnşallah başka yayınlarda birlikte oluruz. Ve katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum ben. Hepinize ve sonra dinleyecek olanlara şifa olsun diyorum. Umarım bir ışık yakmışızdır. Niyetlerinize, hedeflerinize bir umut olmuşuzdur. Ki öyle olduğunu düşünüyorum. Başka bir yol hikayesinde, başka değerli konuğumla birlikte olmak üzere şu anda size Allah'a emanet olun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar Sevgiler. herkese.